çıtırlığını göstermeye. Duyduğunuz gibi bakın. Duyuyor musunuz çıtırtıyı? Maşallah. Bu şekilde. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda orijinal sarıyer böreği, kol böreği hem de ustalık tekniği gerektirmeden, böyle kafada çevirip atmadan herkesin kendi evinde rahatlıkla yapabileceği güzel bir tarif hazırladım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Böreğimin hamuru için kullanacak olduğu malzemeler 500 gram böreklik un, 290 ml musluktan su, 10 gram tuz ve 266 gram en az %75 yağlı margarin veya tereyağı. Unu tezgahın içine alıyorum. Havuzumu oluşturdum. İçerisine suyu ve tuzu döküp biraz taşırdım ama ziyanı yok. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu bir 2-3 dakika kadar hamur haline alıncaya kadar yoğurdum. Çok yoğurma isteyen bir hamur değil bu. Toparlandığımı yeterli. Şöyle streç filme sarıyorum. Hava almayacak şekilde poşete de koyabilirsiniz. Streç filme sardım. Bu şekilde 1 saat dinlenecek. Böreğin içerisine koyacak olduğum kıymanın hazırlığı ve malzemeleri için 400 gram soğan, soğanların bu şekilde kök tarafını, alt tarafını oyarak çıkartın ki acı olmasın. 200 gram %40 yağlı kıyma, bir miktar kuş üzümü, göz kararatabilirsiniz şöyle bir tutam. Baharat olarak karabiber, tuz, daha lüks yapmak isterseniz içerisine bir tutam da çam fıstığı atabilirsiniz. Soğanı blender'a çektim ve suyunu süzdürdüm. Tabi çok fazla çekip de öldürmedim. Henüz diri duruyor bu şekilde. Şimdi soğanı ayrı bir tencereye, kıymayı da ayrı bir tencerenin içerisine alıyorum. İkisini de ocağın üstüne alıyorum. Kıymayı bu tencerede pişirdim. Soğanı da bu tencerede karamelize ettim. Şöyle kahverengi bir renk alıncaya kadar karamelize ettim. Şimdi bunların ikisini birleştireceğim. Bu arada kapağı kapalı pişiriyorum. Çekim yaptığım için ben kapağını açıyorum. Kıymayı ekliyorum soğanın içerisine. Kuş üzümlerini ekliyorum. Şöyle bir tutam tuz ekliyorum. Şöyle bir tutam karabiber. Güzelce bunları birbirine karıştırıyorum. Birbirine daha iyi entegre olabilmesi için kıyma ve soğanı birleştirdikten sonra 2 dakikada birlikte pişiriyorum. Bu şekilde pişirme işini sonlandırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurum 1 saat dinlendi. Şimdi hamurla yağ ilişkisini anlatacağım size. Bütün börek çeşitlerinde değil, yalnız birçok börek çeşidinde yağ hamurun 1/3 ölçüsünde olması gerekiyor. Bu nedenle 266 gram, yani küsürlü bir sayı olarak yağ aldım elime, yağ tarttım. Çünkü hamurum 800 gram, 3'e böldüğüm zaman 266 grama denk geliyor. 266 gram hamurun 1/3 ölçüsü. Şimdi yağ şöyle kenarda dursun. Yapışmaması açısından az bir ayçiçek yağı sıkacağım. Hamuru ben göz kararı 3 parçaya böleceğim. Tartarak da bölebilirsiniz. Her parçası 266 grama denk gelmesi gerekiyor. Ortadan bölüyorum. Yani 133'er grama böldüm. Şöyle hepsi kendisiyle çiftlensin. Bunları şimdi yuvarlak bezeler haline getiriyorum.
Normalde 500 gramdan yapıp ikiye böleriz. İş yerinde. İş yerinde tezgah büyük olduğu için her şekilde açılır. Yalnız bu yarım porsiyon börek oluyor. Evde tezgahı açamayacağım için, küçük olduğu için tezgahımı tam yarı ölçüde yaptım. 500 gram değildi. 250 gram, 266 gram hamuru ikiye böldüm. Bu şekilde yapıyorum. Bezelerimi sıkı bir şekilde yuvarladım. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Çok fazla değil, 10 dakika dinlendireceğim. Yeterli. Hamurlarım 10 dakika dinlendi. Şimdi çiftleme işlemini yapacağım. Ondan önce yağ işlemi uygulamam gerekiyor. Yağım oda ısısında. Şu anda kaloriferler yanıyor. Ev bayağı bir ortam sıcaklığı sıcak. Yalnız eğer kışın soğuk bir yerdeyseniz yağın içerisine mutlaka ayçiçek yağı ekleyip o şekilde böyle yoğurun. Yazın zaten gerekmez. Tabi kışın eviniz sıcaksa kışın da gerekmez. Ama yağ ile hamurun ayarı, yağ ve hamurun yumuşaklığı aynı yumuşaklık olması gerekiyor. Herhangi biri birinden daha sert olmamalı. Buna dikkat edin. Bu bir püf noktadır. İkincisi de hamuru güzelce hamur gibi yoğurup, hamur gibi yoğurup içerisinde hiç böyle topak kalmayacak şekilde yoğurmak lazım ki açarken sıkıntı olmasın. Biz bu yağı böreğe uygularken normalde göz kararı uygularız. Ama herkes bunu bilmediği için, herkesin meslek bilgisi olmadığı için ben bunu herkesin anlayabileceği bir şekilde 3'e bölüyorum. Yine yağı da nasıl ki hamuru ilk başta 3'e böldüm eşit miktarlarda, yağı da aynı şekilde. Dilerseniz de tartarak yapabilirsiniz. 266'yı 3'e bölersiniz. Kaç gram çıkıyorsa ona göre bölersiniz. Şimdi bu şekilde göz kararı böldüm. Şimdi sıra geldi bezelerime. Bezelerimi bu şekilde eziyorum. Yağ içerisine koydum. Şöyle. Ardından üstüne koyacak olduğum diğer hamuru da kapağını kapatır gibi kapatıp kenarlarını bu şekilde 0 derece olacak şekilde eziyoruz. Eşit şekilde eziyoruz. Biri ileride biri geride olmayacak şekilde. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle daha çok kenarlarını inceltecek şekilde. Ama bu işlemi yaparken içerisindeki yağın böyle hamurun her yerine homojen bir şekilde yayılmasını sağlamak lazım. Bir tarafında kalmaması lazım yağın. Bu çok önemli. Böyle ezdim. Şöyle içerisindeki yağın homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Bu görmüş olduğunuz tabağın içerisinde yine fıs fısla yağ sıkıyorum. Ayçiçek yağı. Böyle börek hamurumu bunun içerisine alıyorum. Ve börek hamurunun üstüne de yine ayçiçek yağı sıkıyorum. Çünkü diğerlerini de bunun üstüne koyacağım. Yapışmaması için ayçiçek yağı sıkmak gerekiyor. Börek hamurlarımın hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi tekrar üstüne streç çekiyorum. Ve 1,5 saat bu şekilde dinlendireceğim. Ardından böreklerimi açacağım. Börek hamurlarım 1,5 saat dinlendi. Şimdi açacağım. Tezgahımın üstüne ayçiçek yağı sıkıyorum fıs fısla. Kalan son börek hamurum. Bunu da herkesin evde ustalık tekniği falan kullanmadan rahat bir şekilde nasıl açabilir? O şekilde açacağım. Şöyle tezgahımı yağladım. Börek hamurumu tezgahımın üstüne aldım. Şöyle daha çok kenarlarını incelterek, tabi ortayı da inceltiyoruz ama daha çok kenarlarını, çünkü kenarları kalın kalıyor. Böyle zaten kendi kendine açılır. Bu hamur yeterince dinlendiği için bu hamur kendi kendine açılır. Hiç sıkıntı etmeyin. Rahat rahat davranın. Böyle. Biraz açtıktan sonra şöyle yapın. Tutun. Basın şöyle.
geri gelmesin, geri çekmesin. Şöyle basın, şöyle geri gelmesin. Tekrar böyle. Şöyle basın, geri gelmesin. Şöyle tutun. Şöyle. Basıyorsunuz böyle, geri çekmesin diye. Böyle ileri doğru havalandırarak, bakın. Şöyle havalandırarak genişletiyoruz, inceltiyoruz böyle kamerayı. Son olarak buraya gelelim. Burayı elimizi böyle altına sokup yine böyle havalandırarak, gördüğünüz gibi böyle esnete esnete hiç yırtılmaz zaten. Bu şekilde esnete esnete yine böyle bu şekilde genişletiyoruz böyle hamurumuzu. Bu hamur engel olurdu bana. Şöyle. Uzattıkça elimizle böyle basıyoruz ki geri çekmesin. Yapıştırıyoruz. Daha sonra uzatacaksak tekrar uzatabiliriz. Sıkıntı yok. Bu sefer elimizle kaldırıp uzatırız. Son olarak burayı da elimle inceltiyorum burada. Kamera çekemiyor ama ben şöyle inceltiyorum. Daha sonra katladığım zaman da incelteceğim zaten. Şöyle elimle asılarak, çekerek inceltiyorum. Şuralara elimle böyle vuruyorum. Bu arada havalar alıyoruz. Elimle vuruyorum. Bunun sebebi burayı yapıştırıyorum ki bunu katladığım zaman ileri doğru çekmesin. Ardından fıs fısla yine şöyle biraz ayçiçek yağı sıkıyorum ki katları birbirine yapışmasın. Böreğin kalitesi bozulmasın. Daha sonra böyle katlıyorum. Şöyle katladığım ikinci katı da böyle gerdirerek en uç seviyeye kadar ne kadar geriliyorsa gerdirip şu kalın olan yerlerini açtırıp şöyle, zaten katlandığı için kalın, normalde açmıştım onu. Şöyle böyle açtıktan sonra içinin kıymasını da bu şekilde koyuyorum. Şöyle biraz dağıtarak. Şöyle az içeri doğru katlıyorum. Bu kenara da aynı şekilde. Şöyle. İkinci adım. Uçtan şöyle içeri. Yine burayı da bu uçtan böyle içeri. Şurasını şöyle. Şuraya böyle atıyorum. Bu noktadan sonra tamamen rulo olarak saracağım böreğimi. Sıkı bir rulo halinde saracağım. Şöyle yavaş yavaş, hiç acele etmeden sarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde börekçilikte buna bir teker börek derler. Aslında bu küçük hamur olduğu için yarım teker börek sayılır. Küçük bir teker börek diyelim biz buna. Böreğimizi tepsiye koyduğumuz zaman böyle aralarını biraz boş bırakıyoruz. Çünkü kabardığı zaman birbirine geçecek zaten. Biraz rahat rahat kabarabilmesi için biraz boş bırakıyoruz. Bundaki püf nokta bu. Benim tepsim çok sağlam. 3 kat teflonlanmış tepsi olduğu için direkt tepsiye diziyorum. Eğer tepsiniz teflon değil veya teflonu güvenli değilse o zaman mutlaka pişirme kağıdı kullanın. Bu şekilde tepsiye koydum şimdi böreklerimi. Börekleri tepsiye aldıktan sonra dilerseniz önceden ısınmış 200 derece fırında hemen pişirip afiyetle yiyebilir. Dilerseniz de üstüne bir streç çekip kuruma yapmaması için dolabınızda muhafaza edip dolabın normal bölümünde bir gün sonra sabahleyin çıkartıp pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz de derin dondurucuya koyup çok daha uzun ömürlü bir şekilde yiyebilirsiniz. Yalnız derin dondurucuya biraz uzun zaman kaldığı zaman tabii ki böreğin kalitesi en az %50 etkileniyor. Bunu da ekleyeyim. Şimdi pişirmeye verelim. Böreklerimi 200 derecede 22 dakika fanlı fonksiyonda pişirdim. Şöyle göstereyim. Zaten börek piştikten sonra böreği ters düz etmek gerekiyor. Hemen şöyle yapayım ters düz. Şöyle. Yakından göstereyim. Börekleri ters düz etmemizin sebebi
İki sebebi var. Birincisi altı daha pürüzsüz, güzel gözükür. İkincisi de pişirirken yağ böreğin altına biriktiği için ters çevirdiğimiz zaman böreğin her yerine tamamına homojen bir şekilde dağılır. Bunun için börek ters çevrilir. Sıra geldi böreğimi dilimleyip dokusunu ve çıtırlığını göstermeye. Duyduğunuz gibi bakın. Duyuyor musunuz çıtırtıyı? Maşallah. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bildiğimiz orijinal sarıyer böreği, kol böreği kendiniz herkes evde rahat bir şekilde yapıp afiyetle yiyebilir. Böreğimi çıtır çıtır keserken maalesef ki hata oluştu. Onun için kamera kaydetmediği için diğer yarısını kestim. Yine kaydetmedi, yarıda kesti. Bu kez diğer börekten bir yarım kestim. Bu şekilde oldu, biraz uğraştırdı beni. Şimdi bir tadına bakayım müsaadenizle. Bakalım tadı, dokusu nasıl olmuş? Sizler de verdiğim tarife harfiyen uyup bu böreği yapıp yediğiniz zaman diyeceksiniz ki pazar sabahı ne gerek varmış kalkıp da börekçiye gitmeye. Aynısını evde kendim yapabiliyorum. Kendinizi de ödüllendirmiş olacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşça kalın.